Ve şimdi sıra geldi. Harika bir baklava tarifini sizlerle paylaşmaya. Kaz Dağları'nda, Havran'da hanımlar öyle güzel baklavalar yapıyorlar ki tadı damakta kalacak cinsten. Ve işte şimdi de Kaz Dağları'nın meşhur bademli baklavasını yapıyoruz. Hatice Hanımcığım, malzemelerimiz neler? Acaba öğrenebilir miyiz? Bademi görüyoruz. Bademi bol, bembeyaz, harika badem var. Malzemelerimizin birincisini oluşturuyor. 1 kilo una, izleyicilerim, takipçilerim ne kadar şerbetli su hazırlayacaklar? 1 kilo una, 2 tane yumurta, yarım bardak zeytinyağı. Tamam. Bir su bardağı şerbet. Tamam. Yani 4 yemek kaşığından falan oluşturuyoruz şerbeti. 4 yemek kaşığı aynen. Şeker. 4 yemek kaşığı şeker, 2 yumurta, 1 bardak yağ. 1 bardak yoğururken yağ koyuyorsunuz. Içine. Yoğururken hamuru biraz içine koyuyorsunuz. Biraz atabilirsiniz. Daha böyle kıtır kıtır olması için. Evet. İşte işin öyle, püf noktası bu. Kaz Dağları'nda hanımlar baklavalarını bu sosla, bu şerbetle hazırlıyorlar. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında. Kulak memesi gayet sıvı olsun. Çok katı oldu mu açılmaz. Evet, açıldığında zorlanabiliriz. Kesinlikle doğru. Yani, kaç kat yapıyoruz peki? Bu baklava kaç kat olacak? Kaç tane hamur açmamız lazım? Ya o tepsinin büyüklüğüne göre mesela bizim bu tepsimiz 40 kaptan falan of. Dolabiliyor. 35-40 o arada. Daha harika. Küçük tepsi olduğunda 25-30 kap. Öyle yani. Bu arada Hatice Hanım biz gelmeden tepsimizi doldurmaya başlamış. Şu anda kaç kat dizdik bunun içine? Şu an 3 kat var orada. 3 kat var. Daha... 3 katta bir mi badem koyuyoruz? Hayır, her katına badem koyuyoruz. Oo, bol bademle 3 katımız tepside hazır. 40 katlı bir baklava olacak. Her katında da badem olacak. Evet. Harikasınız. Vallahi Hatice Hanım çok güzel oldu. Hamurlarımız, yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Hamurlarımız kuruyor. Onunla ne yapacağız? Üstünü örtmeli mi? Birazcık kuruması gerekiyor. Daha çok yaş döşediğimiz zaman onları hamur olur. Doğru, biraz çıtır böyle çıtır kurutup, olmaz. Kuru döşediğimiz zaman çok da kuru olmayacak ama. Evet, çünkü bakar mısınız? Kurumuş gördüm. Bakın, Havran Kaz Dağları baklavasının en büyük özelliğinden biri nedir? Hamurları hafif kurutuyoruz. Bir kat atabilirim mesela. Bakın, şu an tepsimizi hafif kurudu. Evet, böyle. Hafif çok kurudu. Hafif. Normalde biz hamur açarken, pasta yaparken, diğer hamur işlerini yaparken gözleme hamuru kurutmamaya çalışırız. Daha lezzetli olsun diye. Ama bu baklavanın özelliği hamurun, bakın dokunuyorum, birazcık kuru olması. Şimdi bademlerimizin üstüne yuvarlak açtığımız incecik bunun, hamurumuzu bir, serdik. Bütün serdim. Ama bir dahakine daha hamuru parçalayacağım böyle daha dalga kıpır dalga kıpır dursun. Öyle yapacağım. Süpersiniz. Bademlerimizi ilave ediyoruz. Dalga dalga duran hamurumuzun üstüne. Ve her köşesine eşit gelecek eşit şekilde dağıttık ki köşeyi yiyen niye bana badem gelmedi demesin. Her tarafına evet eşit şekilde. Harika. Bakın hamurumuzu şu an yuvarlaklaştırıyoruz. Kurumaya bırakalım biraz. Sanırım ikincisini alacağız. Daha önceden açtığımız ve biraz kuruttuğumuz diğer hamurumuzu. Onu şöyle de yapabiliyorum. Dövüyoruz hamuru biraz. Bunu böyle parçalıyoruz. Aa, bakın parça parça ayırdık hamurumuzu. Aa, süper. Su böreğinin hamuru gibi. Yani evet öyle. Dalga dalga oluyor bakın. Bademlerimizi ilave yani ediyoruz. Şekilde. Her köşesine gelecek şekilde bademlerimizi de hamurumuzun üstüne döküyoruz. Her kata aynı işlem gerçekleşiyor. Evet, biz bir yandan hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Bir yandan Gülçin Hanım da bize yardıma geldi. Evet, Gülçin Hanım da açtığımız hamurları tepsimize diziyor. Maşallah Havranlı hanımların 10 parmağında 10 marifet. İmece usulü herkes birbirine yardım ediyor. Bu katımıza da bademlerimizi döşedik. Üstüne diğer hamurumuzu koyuyoruz. Çok güzel bir baklava yapıyoruz bakın. Baklava hamurundan, hazır hamurdan olur mu? Olmaz. Güzel olmaz. Hayır, olmuyor. Çok harika oldu gerçekten. Böyle alıyoruz. Ve son katını bademli baklavamızın artık örtüyoruz. Şöyle. Mükemmel oldu. Bir güzel. Kenarlarını ayırmak için oklavamızı kullanıyoruz. Oklavamızın yardımıyla hamurumuzu kesiyoruz. Bakın. Hemencecik kesildi zaten. Yumuşak olduğu için hamurda hiç bize zorluk çıkarmadı. İyice örtüyoruz. Kestiğimiz hamuru iyice bakın tepsimizin içine sokuyoruz. Artık kesiyoruz. Önce ortadan ikiye.
Şimdi zeytinyağımız geldi. Böyle kaşıkla bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlayacağım. Süper. Zeytinyağı kullanıyoruz bakın. Birçok yerde tereyağı kullanılır ama Kaz Dağları, Havran, Balıkesir zeytin ve zeytinyağı ile meşhur. Bu nedenle baklavalar bile zeytinyağı ile yapılıyor. Ve baklavamızın her köşesine gelecek şekilde yağımızı ilave ediyoruz. Her köşesine zeytinyağı gelecek şekilde baklavamızı yağladık. Çok şanslıyız. Bu baklavayı Kaz Dağları'nda Havran'da yiyeceğiz. Hem de sobamızın fırınına atacağız. Kuzine sobamıza bir güzel koyacağız baklavamızı. Çayımızı da demleyeceğiz. Havran'da Kaz Dağları'nda yiyeceğiz. Kuzine sobamızdan artık baklavamızı çıkardık. Çok güzel pişmişler. Çok güzel oldu, evet. Üstleri nar gibi kızarmış. O kadar güzel görünüyor ki. Şimdi sıra geldi şerbetlemeye. Şerbetimizde ne var acaba? Şerbetimizde 1,5 kilo şeker, 1 kilo su. Onu kaynamaya bırakıyoruz. Biraz da şekerlenmemesi için limon atıyoruz. Havran baklavasının en önemli püf noktası baklavanın soğuk olması gerekiyor. Şerbetin sıcak olması gerekiyor. Ben normalde tam tersini biliyorum. Yok değil. Burada? Bizde tam tersi. Şerbeti sıcak olacak. Baklava soğuk olacak. Tamam, o zaman şerbetleyelim hadi. Bademli baklavamızın şekli de çok güzel oldu. Yıldız yıldız oldu. Yıldız yıldız görüyorsunuz. Bir güzel şerbetliyoruz. Şerbetimiz sıcak olacak. Baklavamız soğuk olacak. Her tarafına gelecek şekilde. Hı-hı. Şimdi tabii şerbetliyoruz. Hemen tadına bakamayacağız. Evet. Bir 15-20 dakika kadar. Biraz beklemesi gerekiyor yumuşaması için. Hatta daha da yumuşaması, şerbetini çekmesi için 1 saat kadar da beklesek çok daha harika lezzeti olur. Daha güzel olur, evet. Çok güzel görünüyor gerçekten. En zor kısmı beklemesi olacak. Şerbetini verdik. Tamam, bu şekilde hazır. Evet, şimdi beklemeye bırakalım. Evet, beklemeye bırakalım. Şerbetini çeksin, biraz yumuşasın. Tadına bakalım. Yaklaşık 1 saat kadar baklavamız şerbetini çekti. Çok güzel görünüyor. Dayanamayacağım. Hadi tadına bakalım. Hadi bakalım. Bademli Havran baklavası. Kaz Dağları'nda bol bol yapılıyor. Çok güzel görünüyor. Hamurlarını bir bir kendimiz açtık. 40 katlı şerbetledik. 1 saat kadar dinlendirdik. Haydi tadına bakalım. Of of of. Nasıl da katları görünüyor. Bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Şöyle kesiyorum. Ve tadına bademli baklavanın huzurlarınızda bakıyorum. Mükemmel. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Badem mükemmel bir lezzet katmış. Evet. Ve tereyağı değil de zeytinyağıyla yapıldığı için hafif. Daha iyi oluyor, daha hafif oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.